Gerçekten devrim niteliği taşıyan bir kişiliktir dünya tarihine baktığımızda ve kendisiyle ilgili çok fazla farklı yorumlar yapılmaktadır. Kimisi der ki İsa Mesih bir efsane, kimisi der ki gerçekten tarihsel bir kişilik, kimisi der ki hiç ölmemiştir. Örneğin özellikle İslam dünyasında, özellikle Türkiye'mizde yaygın olan iddialardan bir tanesi Çarmıh'ta ölmemesidir. Hani başkası onun yerine geçti vesaire. Ama acaba tarihi kaynaklar bunlarla ilgili ne diyor? Çünkü bir iddiada bulunmak kolay. Ama asıl önemli husus bu iddiayı desteklemek. Dolayısıyla ben de örneğin Napolyon'un torunu olduğumu iddia edebilirim ama eğer bunu destekleyemiyorsam o zaman bir safsatanın ötesine gitmez. Eğer ki bu iddia doğruysa o zaman bunu bir nevi belgelerle de destekleyebilmem lazım. Dolayısıyla bugün amacımız nedir? Bu teyit belgelerini görmek. Yani gerçekten İncil'in çizdiği İsa portresi güvenilir bir portre midir? Gerçekten tarihsel bir figür müdür ve İsa'nın hayatı ve ölümü ve dirilişi ile ilgili ne tür teyit mekanizmalarımız var? Bir ağaç armut ağacı olduğunu iddia ediyorsa hani onun meyvesini analize etmemiz lazım ve bunu bu şekilde analize ederek gerçekten tanıma uyuyor mu uymuyor mu bu şekilde keşfedebiliriz. Tabii bu alıntılara baktığımızda şunu da belirtmek istiyorum. Bu alıntılar Hristiyan sempatizanları tarafından yazılan alıntılar değil, daha çok Hristiyanlık düşmanları tarafından yapılan alıntılar. Özellikle Roma tarihçileri tarafından veyahut Yahudi hahamlar tarafından. Dolayısıyla bu beyanlar hafife alınamaz beyanlar ve bu beyanlar, özellikle bu beyanlar İncil'deki ana hatlarla uyuşuyorsa o zaman demek oluyor ki gerçekten sağlam bir kaynağımız var İsa'nın kimliği ve hayatına ilişkin. Dilerseniz bunlara geçelim. Şimdi birkaç Roma tarihçisinin alıntısını sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Cornelius Tacitus. Cornelius Tacitus, 1. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan bir tarihçi ve kendisi özellikle İmparator Nero'nun nasıl Roma kentini yaktığını bize açıklamakta ve aslında niye Roma kentini yakıyor? Daha sonra öğreneceğiz ki kendi sarayı için bir mekan veya bir yer açmak istiyor. Ama bu konu hakkında bahsederken Nero'nun nasıl suçu Hristiyanlara attığını söylemekte. Ve bu alıntıda ilginç birkaç detay var. Şöyle diyor Tacitus. Böylece Nero bu sesi Roma'yı yaktırdığı için, onu suçlayan sesi, başka yöne çevirip ondan kurtulmak için aşırılıklarından ötürü halkın nefretini hedef olup Hristiyan ismini alan insanları suçladı ve onlara işkence ettirmeye başladı. İsimleri Tiberius İmparator olduğu sırada Yahudi valisi Pilatus tarafından idama çarptırılan Krestos'tan, Mesih'ten geliyordu. Bu zararlı batıl inanç bir süreliğine kontrol altına alındıktan sonra yalnız ortaya çıktı Yahudiye'de değil, her türlü vahşete rağmen diğer bölgelerde ve utanç verici şeylerin kutlandığı Roma'da bile tekrar dişleniyordu. O zaman burada ilginç bir detaya rastlamaktayız. Tacitus'a göre ki tekrarlıyorum kendisi bir Roma tarihçisidir. Krestos veya Mesih denilen bu kişi Yahuda valisi Pilatus tarafından idama çarptırılmıştır. Dolayısıyla bu şekilde bir tarihi kaynak teyiti görmekteyiz İsa'nın ölümüyle ilgili. Başka ne kaynaklardan bahsedebiliriz? Bir başka kaynak Flavius Josephus. Flavius Josephus aslında bir Yahudidir. Yeruşalim 70 yılında yıkıldıktan sonra kendisi Roma'ya gidiyor ve orada özellikle Yahudilerin tarihini kaleme alan bir eser yazıyor ve onun eseri oldukça önemli. Çünkü onun eserinde İsa'nın ismi iki farklı kayıtta geçiyor. İlk kayıt bu ekranda gösterdiğim kayıt. Josephus şöyle diyor. O dönemde İsa adında bilge bir adam ortaya çıktı. Birçok Yahudi ve Yunanlıyı peşinden sürükledi. Kendisi Mesih'ti. Halkın ileri gelenleri onun hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra Roma valisi Pilatus onu çarmıha mahkum etti. Ne var ki onu sevenler yine sevgisine bağlı kaldılar. Ondan ismini alan Hristiyanlar kabilesi varlığını günümüze kadar sürdürmektedir diyor Flavius Josephus 1. yüzyıl tarihçisi. Şimdi Flavius Josephus'un bu alıntısı hakkında bazı tereddütler söz konusu. Neden? Çünkü o kadar açık ve net sözler ki bunlar. Bazıları diyor ki hani acaba bu alıntı üzerinde oynandı mı? Çünkü bu kadar kesin beyanlar verilemez. Dolayısıyla bazı kısımları var ki ben aslında bunları aktarmadım. Üç nokta olarak görüyorsunuz o aktarmadığım detayları. Onları aktarıyor olsam Josephus'un işte çeşitli mucizelerden bahsettiğini görürsünüz. Ama biraz objektif olma açısından ben o tarafları atladım. Çünkü o atladığım taraflarda bazen şüpheyle yaklaşılan taraflar. Ama onları atlasak dahi
Josephus'un oldukça kesin iddialarda, İsa'nın kimliğiyle ilgili kesin iddialarda bulunduğunu görmekteyiz. Ve gene İncil'deki temel İsa portresiyle uyuşmaktadır. İkinci bir alıntı var. Ve bu alıntı aslında doğrudan İsa Mesih'le ilgili değil, İsa Mesih'in üvey kardeşi Yakup'la ilgili. Ancak orada da İsa Mesih'in isminin bu alıntıda zikredildiğini görüyoruz dolaylı açıdan. Şöyle diyor alıntı, Ananu Yahudi Meclisi'nin yargıçlarını toplantıya çağırıp, önlerine başka kişilerle birlikte Mesih denilen İsa'nın kardeşi Yakup isminde bir adam getirdi. Onları kutsal yasayı çiğnemekle suçladıktan sonra taşlanarak ölüme mahkum etti. Ama doğru insanlar ve yasaya itaat konusunda en bağlı kişiler olarak bilinen şehrin tüm sakinleri bu karara gücendiler ve Ananu'yu böyle bir karardan vazgeçirmesi için gizli bir yoldan Kral Agripa'ya haber yolladılar. Bu alıntı aslında, tekrar bu alıntıya döneceğiz bir başka slide'da, Yakup'un nasıl taşlanarak öldürüldüğünü bize anlatmakta ama Yakup'tan bahsederken işte Mesih denilen İsa'nın kardeşi olduğundan da bahsetmekte. Dolayısıyla burada yine İsa ile ilgili dolaylı bir kayıt görmekteyiz tarihçi Flavius Josephus tarafından. Bir başka önemli kayıt 70 ila 160 yıllarında yaşamış olan Suetonius'a ait. Suetonius aslında bunu 2. yüzyılın başlarında aktarmaktadır. Ve kendisi ilginç bir şey aktarıyor bize. Roma ile ilgili. Kristus'un kışkırtması nedeniyle sürekli sorun çıkartan Yahudiler Roma'dan kovuldu. Claudius'un hayatıyla ilgili olan eserinde bunu bize anlatıyor Suetonius. Anladığımız kadarıyla İmparator Claudius döneminde Roma'da bir kavga çıkmış veya bir arbede çıkmış veya bir problem çıkmış. Bu problem kimler arasında çıkmış? Geleneksel Yahudiler ile Mesihçi Yahudiler arasında ve bu kışkırtma nedeniyle o zaman İmparator Claudius çözümü nerede bulmuş? İşte Yahudileri topyekün Roma'dan kovdu. Şimdi bu alıntı neden çok ilginç? Çünkü elçilerin işleri kısmında, İncil'in elçilerin işleri kısmı havarilerin faaliyetlerini bize anlatıyor İsa Mesih göğe alındıktan sonra. Ve elçilerin işleri 18. bölümde ki Luka yazdı bu kısmı. Şöyle bir bilgi görmekteyiz Luka tarafından bize aktarılan. Bundan sonra Paulus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priscilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Yani çok ilginç bir alıntı çünkü Suetonius'un bu alıntısı sanki bir taşla iki kuşu vuruyor. Hem Luka'nın burada bahsettiği konuyu teyit etmiş oluyor hem de Roma'da ilk yüzyılda Mesihçi Yahudilerin bulunduğunu ve İsa'nın işte Kristus veya Mesih ismini kullandığını görmekteyiz bu alıntı sayesinde. Dolayısıyla objektif bir sonuca ulaşacaksak aslında Joseph Klausner iyi bir iddiada veya bir beyanda bulunuyor. Şöyle diyor, örneğin Büyük İskender veya Jules Caesar'ın tarihçesini desteklemek için onlar hakkında İncil'deki gibi kaynaklara sahip olsaydık bu konudaki bilgilerin güvenirliğinden hiçbir zaman kuşku duymazdık. Yani sanki konu İsa olunca çifte bir standart kullanılıyor bazı tarihçiler ve kuşkucular tarafından. Ama objektif bir şekilde bütün bu materyale baktığımızda yine ön objektif sonuç İsa'nın yaşamış olduğu ve bir öğretmen olmuş olduğu ve mucize olarak yorumlanan bazı şeyler yapmış olduğu sonucudur.